You are my friend. あの日の夢までもまだ。Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Sönür. Taşık bu dönemesinin 31. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Bir arkın daha sonuna geldik. Tahmin ediyorum bir ark bence bitmiştir. Mutlaka. Evet, Gio Balsamayı sonunda öldürdüm. Ben öldürttürdüm kadını resmen. Ölecek. Garaya için kendini feda edecek demeye başladım son bölümlerde. Cidden kadın kendini yaşam aktarma cüssüsüyle öldürttü ve Garaya'yı kurtardı. Gio Balsamanın son sahnelerine cidden üzüldük tayfa. Gaara bundan sonra Jinchuriki değil ve bir şey yok içinde. Değil mi? Öyle. Gücü iyi elbet düşecektir ama yine de Gaara'nın gücüne çok etki edeceğini düşünmüyorum. Gaara yine çok güçlü bir karakter bence olacaktır. Onun dışında diğer bölümlerde artık yeni karakterleri görmeye başlayacağız. Zaten bu bölümler yeni bir arkın geleceğinin müjdesi, yeni bir opening, yeni bir kapanış müziği, yeni karakterleri bize göstermeleri, artık Sasuke hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Diğer Akatsuki'ler hakkında bilgi sahibi olacağız. Yeni ninjalar hakkında bilgi sahibi olacağız. Tayfa yeni nesil hakkında bilgi sahibi olacağız ve seri çok farklı boyutlara gitmeye başlayacak. Bu bölüm cidden güzeldi. Gio Balsamanın kendini feda etmesi, o duygusal konuşmalar ve konu hale gizli kum köyünün arasında yaşananlar, geçmişte yaşananlar geleceğe yansıtılmayacak ve Gio Balsama Gaara'yı veya köyü önemsemiyormuş, onu bile değiştirmeye başardığını söyledi oradaki insanlar. İnanılmaz bölümdü. Gerçekten inanılmazdı. Duygusaldı ve geçiş kısımlarından biriydi. Artık bir sonraki bölümlerde Naruto devam etmeye başlayacak tayfa ve gittikçe çıtayı arttırmaya başlayacak. Seviyesi gittikçe yükselecek serinin. Deidara'ya ne oldu acaba? Bundan merak ediyorum. Kurtuldu diye düşünüyorum ama bundan sonra ne tür güç kullanacak Deidara ve diğer Akatsuki üyelerinin gücü ne tarzı? Zaten son zamanlarda en çok merak ettiğim soru işareti Kakashi Sensei'nin Mangekyo no Sharingan'ı ve Kakashi Sensei'nin yazgısı. Kakashi Sensei'nin kaderi ne olacak? Nereye bağlanacak? Bunu merak ediyorum. Gizli Kum Köyü herhalde gelmiş geçmiş en iyi müttefiklerden biri olacaktır Konoha'ya ileride ve diğer köylerle ilgili artlar işlenecektir mutlaka. O artlarda da diğer Kage'lerin içinde Biju var mı veya diğer kuyruklar kimlerin içinde, onları göreceğiz. Onları isteyeceklerdi büyük ihtimalle. Bunları Naruto Shippuden'de diye düşünüyorum. Akatsuki'ler ve diğer Jinchuriki'ler arasındaki mücadele ve son savaşa kalacaktır diye düşünüyoruz. Son savaşta da büyük ihtimalle Akatsuki'lerin en yükseğini göreceğiz diye inanıyorum. Çünkü seride başka kötü bileyen, kötü karakter yok tayfa. Her neyse, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.